Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 16-22 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili ikizler akrep burcunda yeni ay doğdu 15 Kasım'da ve bu hafta hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek hilal fazına ulaşacak Mars retrosu tamamlandı Mars ileri hareketine başladı 7 Ocak'tan Mars ileri harekette Güneş 21 Kasım'a kadar akrep burcunda 21'inden sonra yay burcuna geçecek bu hafta Venüs'ün terazi burcundaki geçişi devam ediyor ve size gerçekten güzel bir açıda en azından sosyal konular, aşk ilişkiler ve belki kişisel yetenekler anlamında Venüs'ün o güzel etkisi altında, destekleri altında olabilirsiniz. Bu hafta planlarımızı programlarımızı, hedeflerimizi şöyle bir gözden geçirip harekete geçebileceğimiz verimli bir hafta. Güneşin özellikle Satürn, Jüpiter ve Plüto ile yaptığı olumlu açılar daha hedef odaklı olmamızı sağlayacak. Günlük hayatın detayları, iş hayatınız, mesleki konular, belki yaşam alanlarınızın düzenlenmesi ve buna bağlı adımlar, sağlıkla ilgili yapmak istediğiniz bazı düzenlemeler, atılacak adımlar, tüm bu alanlarda daha yapıcı, pratik, sonuç odaklı olabileceğiniz ve gereken destekleri de özellikle parasal konulardaki ihtiyaçlarınız varsa hafta genelinde daha rahat sağlayabileceğiniz, temin edebileceğiniz koşullar oluşabilir. Sevgili ikizler, pazartesi ve salı ay yay burcunda daha paylaşımcıyız, daha işbirlikçiyiz, Biraz da eşimizle ilgili konular öne çıkıyor. Evliysek evliliğimizle ilgili temalar ya da birlikte yapılacak faaliyetler, iş hayatımızda iş birlikleri veya bazı özel hizmetler, danışmanlıklar gündemimizde olabilir. Çarşamba ve Perşembe daha çok ekonomi ile ilgili konulara yani bütçemiz, para konuları, banka işleri, kredi gibi konular. Belki sigorta konuları yani bu tarz faaliyetler ön planlı olabilir. Cuma ve Cumartesi Aykova Burcu'nda biraz daha özgürleşeceğiz. Sorumluluklar, görevler, günlük işlerden uzaklaşıp biraz daha hani keyif aldığımız konulara da odaklanabiliriz. Hafta sonu belki şöyle kısa bir gezidir, seyahattir, gündemde olabilir. Şehir içinde de olabilir tabii ki bu aktiviteler. Açık havada zaman geçirmek, yürüyüşler yapmak, sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak. Bazılarımız için kısa da olsa bazı eğitim programları, kültürel faaliyetler hafta sonu gündemimize gelebilir ve çok da bizim için faydalı olabilir. 21 Kasım'dan itibaren Güneş artık yay burcunda parlamaya başlıyor. Bir ay boyunca 7. evinizi aydınlatacak. ve Dolayısıyla 21 Kasım ve sonrası bir ay boyunca hayatınızda, yaşamınızda özellikle yakın ilişkilerin evliliktir, işbirliktir, işbirliği, ortaklık ya da eşinizle ilgili bazı konu ve kavramların daha fazla gündem oluşturması, öne çıkması da mümkün olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.